Sevgili dostlar, bundan önceki iki videomdan ilkinde femur başı avasküler nekrozu yani osteonekrozun COVID-19 döneminde solunum sıkıntısı nedeniyle hastalara yüksek doz kortizon kullanımı sonrası çok sık göreceğimizi belirtmiştim. Bu videonun linkini buraya ve videonun altındaki açıklamalara ekliyorum. Aslında kalçanın avasküler nekrozu korona salgını olmasa da çok sık rastladığımız bir rahatsızlık olduğunu anlatmış ve cerrahi dışı tedavilerin bir işe yarayıp yaramadığını da ikinci videoda anlatmıştım. Bunun da linkini buraya ve açıklamalarda bulabilirsiniz. Aslında avasküler nekrozun gerçek tedavisi yani sonuca etki eden tedavi yöntemi cerrahidir. Bu videoda osteonekroz varlığında erken ve geç evrede hangi cerrahi tedavilerin gerçekten fayda ettiğini anlatacağım. Kalçanın avasküler nekrozu varlığında lezyonun çok küçük olduğu hastalara bir şey yapmadan izlemeyi tercih ederiz. Çok fazla bir şey de olmayabilir. Öte yandan bu hastalıkta büyük çoğunluk cerrahi olarak tedavi edilir. Evresine göre iki farklı cerrahi yöntem hastalığın sonucuna gerçekten etki eder. Erken evrede kor dekompresyon yani femur başının içine delik delme ve geç evrede de total kalça protezi. Bu ikisinin dışındaki yöntemler hala tartışmalı. Cerrahide femur başının çökmediği erken evredeki hastaya femur başını korumaya yönelik kapalı yöntemle nekrotik yani ölü bölgeye delik delme işlemi uygulanır. Bu amaçla anestezi altında kalçanın dış kısmından 1-2 cm'lik kesiden ameliyathanedeki skopi yani röntgen kontrolünde delik delinir. Geleneksel olarak 8-10 mm'lik delik delinirken daha küçük çaplı birkaç delik delinmesi de bir diğer yöntemdir. Sonrasında 6 hafta ağırlık verdirilmez yani koltuk değneği ile ayağı kaldırıp ameliyat olan tarafına bastırılmaz. Bu şekilde delik delinen bölgenin kanlanması artar ve basıncı azaldığı için iyileşme uyarılır. Bu tedavinin amacı çökmeyi durdurarak protez ihtiyacını ortadan kaldırmak veya geciktirmektir. Faydalı olur mu? Erken evre ve femur başı tutulumunun küçük olduğu hastalarda başarı şansı yüksektir. Genel ortalamalara baktığımızda erken evrede %60-70 başarılı olduğu görülüyor ve mutlaka uygulanmalı. Yapılan işlem sırasında açılan delikten femur başına kök hücre, kasıktan alınan kemik grafti uygulamaları da yapılabilse de asıl tedavi edici işlem kemiğe delik açma işlemi olup diğer işlemlerin eklenmesi konusunda hangi yöntemin nasıl uygulanacağı konusunda daha fazla kanıta ihtiyaç var. Burada bir hatırlatma yapmak isterim. Takipçilerim veya bu videoyu izleyenler için de mutlaka bana faydası olacak mı diye yorum yapan ve soranlar olacaktır. %70 dendiğinde kabaca 3 kişiden ikisinde fayda eder ve birinde çökme olup total kalça protezi gerekir. Kime faydası olacağını söyleyemesek de oran bildirebiliyoruz. Bu işlem öncesinde femur boynunda ödem var ve istirahat ağrıları da varsa işlemden sonra ertesi gün yani yapılan cerrahi işlemin etkisi geçince ağrı da tamamen geçer. Yapılan işlemin başarılı olma ihtimalini 3 aydan önce bildirmemiz imkansızdır ve 1 yıl dolana kadar da çok net konuşmak doğru olmayacaktır. Ağrı yoksa veya azalarak devam ediyorsa sonucu hakkında umutlu olabiliriz. Ağrılar azalmıyor ve giderek artıyor ise sonucun başarısız olacağı hakkında yorum yapılabilir. Yazılı literatüre baktığımızda başarısız olmuş kor dekompresyon işlemi sonrası total kalça protezinin ortalama 2 yıldan sonra yapıldığı görülüyor. İleri evre osteonekrozda yani femur başında çökme varsa artık bu kalçada bir iyileşme beklemeyiz. Her ne kadar hasta bir süre daha idare edebilse de femur başındaki düzensizlik asitabulum yani yuvayı da bozarak kireçlenmenin ilerlemesine sebep olur. Kireçlenme kalça ekleminde sertleşme değil kıkırdak hasarıdır ve fazla hareketli olmak işe yaramadığı gibi şikayetlerinizi de arttırır. Üstelik geri dönüşümsüzdür ve ilerler. Bacak boyunda kısalma, topallama, ağrı ve çorabını giyememe, yere çömelememe daha da belirginleşir. Bu aşamaya gelmiş hasta için tek uzun vadeli tedavi total kalça protezidir. İleri aşamada kalçada ciddi ağrıları olan ve günlük hayatını ciddi anlamda etkileyen bu rahatsızlığın varlığında total kalça protezi hasta fonksiyonlarını belirgin düzelten mükemmel bir yöntemdir. Bu konuda fazla korkmamanızı öneririm.
Total kalça protezi gerektiği takdirde sürecin nasıl işlediği ile ilgili videoyu da buraya ve videonun açıklamalar kısmına link olarak bırakıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.